Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte önümüzdeki dönemde gelebilecek olan zamları masaya yatırmak istedik. Malum biliyorsunuz son günlerde dolar kurlarında önemli bir artış yaşandı. Ve bu artış sonrasında bakın Apple bile iki defa fiyatlarını güncelledi. Hatta son güncellemeyi de katarsak, üçüncü güncelleme oldu bu. Biliyorsunuz bir kere güncellemişti, üç gün sonra bir daha güncelledi ve geçtiğimiz günlerde bir kez daha Apple fiyatlarına zam yaptı. Bu da üçüncü zam oldu. Peki diğer akıllı telefonlara zam gelmeyecek mi? Tabii ki gelecek arkadaşlar. Burada önemli olan durum şu. Daha önceden ülkeye girdiği için telefonlar, üreticiler zam yapmakta acele etmiyorlar. Yani diyorlar ki ben bu telefonu zaten ülkeye soktuğumda fiyat şuydu. Dolayısıyla doların şu anda 60 olması beni çok fazla ilgilendirmiyor. Ama bu stoklar tükenirse yüksek kurdan geleceği için bu telefon. Dolayısıyla benim fiyatları arttırmam gerekecek. Elbette bazı satıcılar şimdiden bu fiyatları arttırmış durumdalar. Yani e-ticaret sitesine girdiğinizde bazı satıcılarda fiyatların arttığını görüyorsunuz. Ama genel olarak markalar henüz bu fiyatları, daha doğrusu henüz bu kurları fiyatlarına yansıtmış değiller. Eğer şu sıralar yeni bir telefon alma düşünceniz varsa arkadaşlar, fazla oyalanmadan, tabii ki Apple demiyorum, bakın Apple'ı şöyle bir köşeye koydum. Neden? Zaten Apple yapacağı zamları yaptı. Ha, önümüzdeki dönemde yeni zamlar yapmaz mı? Mutlaka yapar arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz Eylül ayında bir telefon tanıtacaklar ve bu telefon tanıtılmadan Apple'ın bir kere daha fiyatlarını güncellemesine kesin gözüyle bakılıyor. Bir de muhtemelen Eylül ayında gerçekleşecek olan etkinlikte fiyatlar güncellenecektir. Dolayısıyla iPhone 15 çıktığında hani şunu düşünüyor olabilirsiniz. Ya şimdi iPhone 14'ü bu fiyattan alacağım, iPhone 15 alayım. En azından iPhone 15, iPhone 14 ile aynı fiyattan çıkar diyebilirsiniz. Ama şunu unutuyorsunuz, biz Amerika'da ya da Avrupa'da yaşamıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla Türkiye'de hiçbir zaman bu dediğimiz senaryo gerçekleşmez. Özellikle de içinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda böyle bir durumun gerçekleşmesi söz konusu değil. Apple'ı şöyle bir köşeye bırakalım. Tekrardan biz Android tarafındaki cihazlara gelelim. Malum Android tarafında geniş bir yelpazeye sahibiz. Ve baktığımız zaman şu anda yeni çıkan telefonlarda 7-8 bin liralık etiketler var arkadaşlar. Yani 7-8 bin Türk lirasına böyle orta segment hafif çıtır cihazlar alabiliyoruz. Tabii ki bunların kamera performansı vesaire belli koşullarda belli bir şekilde sınırlandırılmış durumda. Ama siz iyi fotoğraf çekebilen bir telefon istiyorum diyorsanız, o zaman kesenin ağzını biraz daha açarak 20 bin Türk lirasına alabileceğiniz cihazlara bakmanız lazım ki gerçekten şu anda, şu an için söylüyorum arkadaşlar, 15 bin ile 25 bin Türk lirası arasına ciddi anlamda güzel fotoğraf çekebilen Android cihazları mevcut ki bu telefonları aldığınızda muhtemelen sizi 3-4 sene götürecektir. Önümüzdeki süreçte gerçekten zam gelecek mi? Zam gelecekse ne kadar gelecek? Evet, zam gelecek arkadaşlar. Biz mesela takip ettiğimiz telefon listeleri vesaire var. Oradan bakıyoruz. Dolar kuru 21 Türk lirası iken 17 bin liraydı bir telefonun, X bir telefonun. Şu anda bakıyoruz fiyat sadece 17.500 Türk lirası olmuş. 500 Türk lirası gibi bir artış söz konusu olmuş. Bu önümüzdeki süreçte biraz daha artabilir. Tabii ki şu da var. Şunu da göz önünde bulundurmanız lazım. Malum Android tarafında çok fazla model, çok fazla cihaz çıktığı için telefon fiyatları zaman zaman düşebiliyor. Böyle bir durum da söz konusu. Ama dolar ya da döviz bu kadar hızlı yükselirken muhtemelen fiyatlar düşmeyecektir. Dolayısıyla ya ben sonra alayım, nasıl olsa fiyatı ucuzlar gibi bir fikir yürütmeniz çok da sağlıklı görünmüyor arkadaşlar. En azından mevcut ekonomik koşullarda. Eğer sizlerin de bu video hakkında yorumları varsa aşağıda bizimle paylaşmanızı isteriz. Fiyatlar düşecek mi, yükselecek mi? Sizin görüşleriniz ne? Hangi telefonu almalıyız şu anda? Belki sizin de önerileriniz olabilir. Bana göre arkadaşlar şu anda ne alırsanız kârdır. Yani şu telefonu alacağım, fiyatı düşer mi falan demeyin. Alacaksanız alın. Türkiye'de gerçekten alınmış alınmıştır diye kalıyor. Böyle bir laf var biliyorsunuz. Hani ya aldım sonra fiyatı şu kadar düşer, üçte birine düşer, dörtte, öyle bir şey yok arkadaşlar. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. En azından günümüz koşullarında böyle bir durum söz konusu değil. Görüyorsunuz yani 40 bin liraya satılan bir telefon bir anda baktınız 55 bin liraya falan satılmaya başladı. Dolayısıyla eğer telefon alma düşünceniz varsa, aslında telefonu değil, herhangi bir teknolojik cihaz alma düşünceniz varsa, bilgisayar olsun, akıllı saat olsun vesaire, bunu fazla ertelemeden eğer maddi gücünüz de yeterliyse satın almanızı tavsiye ederiz. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizlere destek olmak için abone olmayı da unutmayın.